Allah'a hamd, onun kulu ve elçisi Hazreti Peygamber'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, nimeti ve bereketi tüm dünya Müslümanlarının ve bizlerin üzerine olsun. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Değerli Radyo Denge dinleyicileri, hepinize Radyo Denge'den hayırlı akşamlar diliyorum. Şahin Özdaş hocamızla birlikte her cumartesi yapmış olduğumuz programımızda bu hafta çok önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Hocamız gerçekten bugün işleyeceğimiz konu noktasında çok ciddi anlamda hassasiyetleri olan, bu konunun tabiri caizse acısını yüreğinde hisseden bir Müslüman abimiz, kardeşimiz. Hocamızla biz tabii programlar öncesi kendisiyle yaptığımız görüşmelerde bu bağlamda sıkıntılarını bizzat paylaşıyoruz. Benimle paylaşıyor ve işin açıkçası dertlerimizi, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı siz dinleyicilerimizle paylaşmak. Belki bu yolda karınca misali bir damla katkımız olması bağlamında çaba ve gayret içerisindeyiz. Rabbimiz inşallah gayretlerimizi bereketlendirir. Çalışmalarımızı sizlerin destekleriyle bereketli hale getirir ve Müslümanlar tekrar o izzetli güzel günlere kavuşurlar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah iyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş bulduk. Osman kardeşim çok sağ olasın. Evet, bugün çok önemli bir konu. Vahdet konusunu konuşacağız. Aziz Müslümanlar, sizin de malumunuz İslam coğrafyası sürekli işgaller altında. Bizler bu işgalden kurtulmak için mutlaka vahdeti gerçekleştirmek zorundayız. Daha kaç işgal bekleyeceğiz? İşte Arakan, kardeşlerimiz diri diri yakılıyor. Dün Halepçe'de yine kardeşlerimiz elma kokulu kimyasal gaz ile öldürüldü. Gazze'de 2 milyon Müslüman dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde mahkum durumunda. Irak işgali sayısız çocuk yetim kaldı. Afganistan'da neredeyse her gün bombalarla yüzlerce insanımız öldürülüyor. Guantanamo hapishanesindeki işkenceleri unutmadık. Ebu Ghraib hapishanesi ve işkenceleri halen hafızalarımızdan silinmedi. Nur Bacı'yı hatırladınız mı? Bize her gün tecavüz ediyorlar, bari bizi öldürün diye mektup yazmıştı. Ya Aylan bebeği, cansız bedeni Akdeniz sahiline vurmuştu. Suriye'de her gün şehit haberleri geliyor. Bilelim ki bütün bunların sebebi İslam ümmetinin dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Evet hocam, vahdetle ilgili bugün neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle? Buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahluluktaten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır, dilimde bulunan düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Amin. Öncelikle muhterem dinleyicilerimize sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam hocam. Muhterem Osman Bey kardeşim, bir abimiz bana 3 ay önce böyle kısacık bir video göndermişti. O kısacık videonun içerisinde İmam Rafsanjani rahimehullah galiba bu 1997 yılında Ocak ayında hatırladığım kadarıyla vefat etmişti. Onun küçük bir konuşmasını göndermişti. Çok etkilenmiştim. Yani benim esasında burada anlatmak istediğim mevzu şu. Yani ben İslami camiada efendime söyleyeyim ilim sahibi olmuş, efendime söyleyeyim tanınmış liderlerin, yazarların, alimlerin, müştehitlerin kitaplarını malumunuzdur ki çok okumayı da seviyorum. Ama hepsinde tabii alacak değilim. Hani bir alimin sözü var, her şeyi süpürüp alanlardan değiliz, her şeyi de süpürüp atanlardan değiliz. Evet. Yani seçmece. Bunları yapıyoruz. Güzel olanları. Alıyoruz tabii ki. Bu İmam Rafsanjani'nin şu sözü hala hafızamda. Diyordu ki 30 tane ülke
Gerek bunlar 30 tane emperyalist kafir ülkeler, gerek bunlar Avrupa Birliği, gerekse ortak pazar, efendim efendim NATO ve Birleşmiş Milletler'de görev alan bu emperyalist kafir ülkeler birleşiyor da, birlikte hareket ediyorlar. Müslümanları yok etmek için, Müslümanları bölük pörçük parçalara ayırmak için çalışıyorlar, çabalıyorlar, mallarını, güçlerini, her şeyini harcıyorlar da bize ne oluyor ki biz birleşemiyoruz, bir araya gelemiyoruz, birliktelik sağlayamıyoruz diye böyle bir efendime söyleyeyim canhıraş feryat ediyordu. Ondan sonra hep düşündüm, dedim ki neden acaba, neden birleşemiyoruz, birlikte olamıyoruz, neden bir araya gelemiyoruz diye. Sonra düşündüm ki, inan ki Osman kardeşim, çok düşündüm, dedim ki mutlaka ve geriye doğru bir inceleme yaptım. Ve gördüm ki tarih şuna şahittir ki, emperyalist ülkeler bir İslam ülkesini, özellikle altını çizerek söylüyorum, İslam ülkesini işgal edecekleri zaman öncelikle o İslam ülkesinden devşirilecek akılsız, beyinsiz insanları ve efendime söyleyeyim o ülke hakkında, İslam dini hakkında ön yargılı olan, ahlaksızca düşünceleri olan insanları ülkelerine davet edip onlara biraz felsefe, biraz biat dini, İslam'a sokuşturulmuş biatları, biraz hurefe, biraz dil öğretip memleketlerine geri gönderiyorlar. Diyorlar ki hadi aslanlarım, hadi ulu önderlerim, hadi liderlerim, vatanınız sizin elinizle kurtulacak. Siz gidin de aslanlarım vatanınızı kurtarın. Bu beyinsizler de geliyorlar ve vatan kurtarma adına bütün İslami değerlerimizi yok ediyorlar. Bütün ahlaki değerlerimizi yok ediyorlar. Bunun sayısı örneklerce versek ta uzun gider. Bayağı sıra dizebiliriz bunları. Yüzlerce insan yani. Evet, evet hocam. Az çok da siz malumunuzdur kimler kastediliyor, bilirsiniz. İkinci bir olarak da bu ülkeleri, İslam ülkelerini işgal edemeyince şuna çağırıp başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz bunları işgal edemiyoruz. Bunlar o liderleri anlıyorlar, tanıyorlar, biliyorlar. Ahlaksızlıklarını fark ettiler. Ne yapalım? Bunların sahip olduğu inançlarını meydana getiren kavramları yok edelim. Nasıl yok edeceğiz? Kavramların içini boşaltıp, kavramları dejenere edip, bunların içine kendi anladıklarımızı koyalım diye. Bunlar da buna inansın, bu kavramı bu şekil anladıktan sonra biz bunların kavramlarının içini boşaltıp kendi düşüncelerimizi bunların kavramının içerisine koyarız, bunları rahatlıkla yok edebiliriz. Ve inceledim, inan 3 aydır inceliyorum, en önemli olan da kavramımız vahdet kavramı. Vahdet kavramını yok ettiler. Evet hocam. Vahdet kavramıyla alakalı bizde hiçbir, efendime söyleyeyim, bir cümle dahi bırakmadılar. Biraz sonra onları inşallah ben izah etmeye çalışayım. Buyurun hocam. Hani bir güzel şey aklıma geldi de, Mehmet Akif şöyle diyor. Yani bu bizi bir vahdet kavramının içini boşaltarak kendi kavramlarına anladıkları şekilde Müslümanları tefrika, yani ayırarak birbirlerine düşürmek için kendi düşünceleri nasıl soktular? Mehmet Akif tek şiirinden özetliyor. Diyor ki, tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Hı. Aynen böyle diyor. Son derece güzel bir tez. İşte bu vahdet kavramı da bugün burada Allah nasip ederse bu içimizdeki beyinsizler yüzünden vahdet kavramının içini nasıl boşaltıp yozlaştırıldığını ve ne hale geldiğini anlamaya ve Osman kardeşim inşallah beraber de anlatmaya çalışalım. Allah inşallah razı olsun hocam, buyurun. Öncelikle şunu demek istiyorum. Vahdetin tarifiyle girelim. Ve nasıl buyurun olmalıdır, onlarla başlayalım. Vahdet nedir peki? Dediğimizde vahdet malumunuz Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ondan sonra ayetleri de anlatacağım ben. Hadis-i şeriflerden de bahsedeceğim inşallah. Demek ki Arapça bir kelimedir. Evet, vahdet. Evet. Şu manalara gelir. Birlik olmak, birlikte olmak, dayanışma içinde olmak manalarına gelebilir yani. Öncelikle bu demek ki bir birliktelik var. Vahdet deyince bir birliktelik. Ama şimdi düşünüyorsun var mı? Yok. Yok. Bizde yok. Maalesef. Ama var. Ayettir. Evet. Nasıl olacak?
tüm yeryüzü Müslümanların ortak düşmanları olan bu emperyalist kafirler dedik ya, zalimlere, tağutlara, bunlara karşı vahyin öncülüğünde ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetin örnekliğinde tevhidi düşünceyi hakim kılmaları için. Neyi hakim kılmak için? Tevhidi düşünceyi. Ondan sonra bu Müslümanların bir araya gelmeleri, güçlerini birleştirmeleri ve birlikte hareket etmelerine, tatbikat alanında göstermelerine vahdet denir. Göstermesen yok. İstediğin kadar söyle vahdet. Vahdet, vahdet. Biz muvahhidiz. Tevhid köküyle aynı manaya gelir. Bağlamında aynıdırlar. Masları da aynı. Evet. Tabii. Onun için burada tevhidle vahdet arasında bir bağ vardır. Mesela ikisi de aslında dedik ki aynı kökten gelmektedir. Mesela tevhid ehli Müslümanların nasıl ki vahdet içinde olmaları gibi. Tevhid ehli Müslümanlar vahdet içinde oluyorlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Tevhid Allah'ı birlemek, vahdet ise Allah'ı birleyenlerle birlikte olmak. Evet hocam. Evet. Yani kısaca tarifimiz budur. Demek ki biz Allah'ı birleyenlerle ancak birlikte olabiliriz yani. Evet hocam. Bu mana çıkıyor. Dolayısıyla vahdet ahlakından mahrum olan bir insan tevhid ehli yani muvahhid kesinlikle olamaz. İstediği kadar ben de muvahhidim. Ben de muttakiyim. Desin eğer sen tevhid efendime söyleyeyim vahdet ahlakından, birlikte olma ahlakından, kardeşini anlama cihetinden mahrum isen sen tevhid ehli bir kardeş değilsin. Muvahhid de olamazsın. Evet hocam. Şimdi muvahhid olduğunu iddia eden bir kimse de Allah'ı hiçbir şeyle birleştiremez, hiçbir şeye ortak edemez. Bunu da diyebiliriz. Bilmiyorum anlatabildim mi Osman kardeşim? Hocam aslında buranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı birazcık daha detaylandırmanızı rica edeceğim. Tamam inşallah. Lütfen. Şunu demek istiyorum buyurun. Yani Osman kardeşim. Öncelikle kavramları iyi anlamamız ve yerli yerine oturtmamız lazım. Tevhid neydi? Allah'ı birlemekti. Evet. Allah'ı birlemeyin adı tevhiddir. Bütün muvahhidler, bütün ehli Kur'an bunları bilir yani. Bu insanlar bunu bilir. Vahdet ise Allah'ı birleyenlerin Allah ile birleşmeleri anlamına gelmiyor. Bunlara da gireceğim. Tasavvuf ehli onu diyor. Evet bir de o boyutu var tabii, tabii hocam. Yani burada Osman kardeşim Allah'ı birliyoruz değil mi? Evet. Allah'la birlik değilsin sen. Birliktesin. Allah'tan sana yardım geliyor. Sen dahil olmuyorsun. Evet. Tabii bir de tasavvufta bir anlayışı var bu işin. Bunları tasavvuf, bunları da anlatacağım inşallah. Kısaca geçeceğim onları. Buyurun konumuz hocam. Olmadığı için. Şimdi vahdet Allah'ı birleyenlerin Allah ile birleşmeleri değil dedik. Allah ile bir olmaları anlamına da gelmez. Tüm dünyadaki ayrıca da şuna da gelmez. Yani dünyadaki İslami oluşumların bir olması bu anlama da gelmez. Evet. Birlikte olmaları anlamına gelir. Vahdet o zaman nedir diyebiliriz? Vahdet birlikte olmak, birlikte hareket etmek, birlikte birbirlerine yardım etmek, birlikte mücadele etmek, birlikte savaşmak anlamına gelir. Son olarak şunu söyleyeyim bu cümleyi. Allah'ı tevhid etmeyen, yani birlemeyen bir kimse, tevhide iman edenlerle zaten birleşemez. Elbette birlikte de olamaz. Evet hocam, Allah razı olsun. Bu izahlarınızdan sonra şunu da sormak ister istemez kaçınılmaz oluyor. Peki, yani tevhid ehli olarak isimlendirdiğimiz Müslüman yapıların bir tasavvuf, tarikat ehliyle birlikte hareket etmeleri olabilir mi? Mümkün olabilir mi? Olamıyor. Ya ben onu demek istiyorum. Buyurun Osman hocam. Kardeşim Allah razı olsun sorunuzdan dolayı. Neden olamıyor? Ya bunlar Allah'ı bilemiyorlar ya. Ben 30 yıl hep söylüyorum ama 30 yıl tarikatta kaldım ya. Hocam, bunu şöyle buyurun. Hocam yani ben sizi biliyorum. Belki dinleyicilerimiz evet, bu bağlamda tanımıyor olabilirler ama sizin Türkiye'deki hemen hemen bütün cemaat, tarikat,
İslami yapılarla birlikte geçmişte çalışmalarınız olmuş. Dolayısıyla her yapıyı az çok tanıyorsunuz. Elhamdülillah tanıyorum. Bu noktada yani değerlendirmeniz çok daha yerli yerinde olacaktır. Çok sağ ol. Allah buyurun razı olsun. Hep dinimi aradım. Yani 30 yıl, 40 yıl dinimi aradım. Yani evet. Çünkü onun için zannedersem bunu yaşayanlar herhalde bu vahdete ihtiyaç daha çok, susamış bir insan gibi daha çok ihtiyaç duyar yani. Çünkü ben yaşadım. Herhalde o yüzden bu heyecanı hissiniz. Yani bu kadar yıllık zaman kaybım oldu. Çok dinleyicilerimiz kaybetmesinler istiyorsunuz. Allah razı olsun. Hocam. Aynen ben de onu dediğinize katılıyorum yani. Kardeşlerim beni can kulağıyla dinlerse bizi inşallah daha da konuya vakıf olurlar. İnşallah en azından önleri daha da açılır. Daha da kimseyi, yakınını, dostunu, arkadaşını İslam'ı yönler, kardeşini tekfir etmezler yani. Evet. Onlarla birliktelik yollarını ararlar. Evet hocam. Adam diyor ki ya bunu da tekfir konusunu da inşallah önümüzdeki hafta ya da başka bir hafta anlatmaya çalışacağım. Yapmamız lazım. Orada da bir sıkıntılar inşallah. Var hocam. İnşallah sizden o konuda da çalışmalarınızı isteyelim biz. Bunların birbirlerini kafiri tekfir etmiyor. Allah diyor kul ya eyyühel kafirin. De ki kafirler o Müslüman kardeşine kafir diyor. Maalesef hocam. Maalesef. Müslüman kardeşini tekfir ediyor ya. Ya sen ne diyorum ki ne sevap alacaksın? Hadi geçelim Kızılay'a. Sen kafirsin, sen kafirsin, sen de kafirsin, sen de kafirsin, sen de kafirsin. Ya kim kalacak? O zaman aynaya bakacaksın diyeceksin sen de kafir. Ya maalesef. Olmaz. Maalesef hocam. Olmaz. Evet. Şimdi bunu baştan söyleyeyim Osman kardeşim. O konuyu da bayağı uzunca anlatacağım inşallah. Yani biz şunu demek istemiştim. Allah'ı tevhid eden yani birleyenlerle birlikte biz hareket etmemiz lazım. Aslında bu tasavvuf ehlinin de birçok değişik yolları var. Tarikat diyoruz ya, tarikat yol manasında yolları var. Nasıl ki biz Müslümanlar vahdet kavramı için bir arada olmaktır diyoruz ya. Evet. İşte kendisini İslam'a nispet eden böyle bazı tarikat ve bazı cemaatlerin vahdet kavramına verdikleri anlam inanın ki benim aklıma da hala o 40 yılıma da ziyan ettiğimin hesabıdır, kitabıdır yani. Vahdet-i vücut nedir peki o zaman dersek? Allah'tan başka varlık olmadığına mevcut olan tek varlığın Allah olduğuna, diğer var gibi gözüken bak, hiçbir mevcut yok. Sen yoksun, Mustafa yok, o yok, bu yok, heykel yok, efendime söyleyeyim, taş yok, toprak yok, şeyh yok, mürşit yok, bir tek Allah var. Peki bunlar ne? Allah'ın parçalarıdır. Haşa! Ne olacak? Bunlar sonunda Allah'la birleşecek. Vahdet bir. Vücut bunların, Allah'ın vücudunda bunlar yer alacak. Onun için bunların dedikleri ne biliyor musun? Buyurun. Aynen geçen belki konuşmuştuk sizinle. Bunların dediği şu. Ya benim şeyhim Allah'ın bir parçası. Mürşidim bir Allah'ın parçası. Mürşidim. Benim efendim imamım, üstadım neyse Allah'ın bir parçası. Peki ne olacak? Bu put var ya bu put. Gösteriyor. Ha bu da Allah'ın bir parça. Şu taş da. Onun için biz bu puta saygı gösteriyoruz Allah diye. Evet, haşa neuzu billah yani. Ya bu nasıl bir akılsızlık. Peki o zaman sen soracaksın ona. Ya kardeşim sen hiç İhlas suresini okumuyor musun ya? Demiyor mu? Kul de hüvallahu ehad. De Allah birdir. Vay be. Ya o harici de. Evet. Yani sen bu ayete mi de bakmadın? Peki bunlar eğer dedikleri gibi olsa haşa. İnanan kimdir? İnanılan kimdir? Yaratan kimdir? Yaratılan kimdir? Hüküm koyan kimdir? Ateşe atan kimdir? Bu diyenleri cehenneme atan kimdir? Bu yanan kimdir cehennemde? Emperyalist kafirler İslam ümmetini yüzyıllarca Osman kardeşim birbirine düşürmüşler. Ve maalesef gözlerinden yaş gelinceye kadar, aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar inan ki karınları ağrıncaya kadar bize gülmektedirler. Evet. Şimdi demin de bahsettim ya Allah'ı bilemeyen veya Allah'ın şari olduğuna yani şari kanun koyan. Mutlak. Tek kanun koyan. Oo, ya ayet var ha. Evet. Araf 54. Araf kaçıncı sure? 7. sure. 54. ayette diyor ki Osman Ağa Bey 54. ayette diyor ki iyi bilin ki yaratmak da kanun koymak da Allah'a aittir. Celle Celaluhu. Elhamdülillah. Allah hükmünde kimseyi ortak etmez. Şimdi Allah'ın şer'i olduğuna inanmayan cemaat veya insanlara öncelikle yaratanın da kanun koyanın da Allah olduğunu, Allah'ın katında tek dinin İslam olduğunu, bu da tek din İslam, tamam mı? Evet. Efendime söyleyeyim. İnne dine indallahil İslam.
Allah katında tek din İslam'dır. Allah abi. İçin kabul edilen, Allah katında tek kabul edilen din İslam'dır. Bravo. İslam'ın dışında başka dinler de vardır. Demokrasi, laiklik, kemalizm, sosyalizm, komünizm, faşizm vesaire. Aynen. Bu şey Ali İmran suresi var 19. ayette geçer. Evet. İnne dine inde Allah'ın İslam. Yani eğer bunlar evet hocam. Allah'ın bir olduğuna şöyle kısaca kesim ezan mı okunacak işaret ediyor teknik acaba? Teknik basa ezan arası diyor. Şu an hemen evet, bitireyim. Hocam isterseniz son sözünüzü alalım hemen tamam. Biraz ezan arası tamam. Verelim. Aynen siz sözünüzü tamamladınız zaten. Öyle düşünmüştüm. Eğer bunlar Allah'ı bilirlerse, iman da ederlerse ancak hem şeyhlerinin ilah olduğuna iman edecekler ve hem de diğer dinlere yani Yahudilik edenler, Hristiyanlık, Mecusi, demokrasi ve Kemalizm dinlerine iman edenlerle inan Osman kardeşim bizler birliktelik sağlayamayız, vahdette de oluşturamayız. Evet, Allah razı olsun hocam. Allah seni değerli dinleyiciler, şimdi bir ezan aramız olacak. Sonra Şahin Özdaş hocamızla vahdet konusunu işlemeye devam edeceğiz ikinci bölümümüzde. Bizden ayrılmayın diyoruz. Değerli Radyo Denge dinleyicileri, tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Şahin Özdaş hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyomuzda canlı olarak programımızı gerçekleştirmekteyiz. 92.1 Radyo Denge'desiniz. Hocamızla vahdet konusunu işliyoruz. Özellikle tasavvuf ve tarikat ehline yönelik bir takım içeriklerde bulundunuz, anlatımlarda bulundunuz, paylaşımlarda. Yani biz Müslümanlar, tevhid ehli Müslümanların bu anlamda ayrıştığı noktalara birazcık girip buradaki gördüğünüz yanlışları da işler misiniz lütfen? Sohbetli ile ilişkilerimiz, onların yanlışlıkları noktasında. Ya tasavvuf konusunda bazı iyi düşünenler de var aslında. Ben onları da tespit etmiştim. Evet. Şimdi vahdet konusunda, özellikle vahdet kavramı üzerine tasavvuf konuşuyoruz. Tasavvuf konusunda ya. Demeyelim vahdet konusunda. Vahdet evet. Konusunda. Evet hocam. Tabii canım yani diğerlerinden ben mesela onların bazı yönleri de efendime söyleyeyim iç açıcı değil ama vahdet konusunda bazıları şey düşünüyorlar. Normal insan statüsünde yani. Evet. Biraz daha hüccet bunlara şey olarak tebliğ edilmediği için herhalde vahdeti şunu diyorlar. Mesela bir arkadaş gitse uyusa. Nerede o arkadaşın sorsan der vahdette. Ya da vahdete çekildi. Vahdette bekliyor. Şu anda vahdette. Ne demek biliyor musun? Yani uyuyor ha. Yani uyuyor. Uyuyor, yatıyor. Uykuda. Evet. Vahdet kavramını biraz da uykuda manasında veriyorlar yani. Enteresan. Bu insanlar. Tabii. Yani şimdi bazıları da nasıl bunlar uykuda kullanıyorlar vahdet manasını arkadaşları için efendime söyleyeyim. Bazıları da öyle insanlar var ki hatta ben askeri okuldayken 4. sınıftım o zaman. Askeri okulda 79'da. Tabi ondan öncesi biz intisap ettik. 74'te askeri okula girmiştim. Ondan öncesi var tarikata intisabım. Bir gün bir komutanımız vardı. Bir arbaydı. İsmi de işte, tık ağzında ama demeyeyim. Evet hocam. Şimdi büyük bir şeydir. Koca büyük. Evet. Şimdi bir gün dedi ki Şahin dedi gel götürem seni şeye dedi. Tamam dedim gidelim dedim komutanım buyurun. Olur dedi. Arabası da var böyle bir Hacı Murat. Tamam mı? Ondan sonra Murat'a bindirdi. Aha ne görüm? Osman kardeşim inan Allah'a böyle bir dergi. Yahu ilk defa ömrümde af buyur özür dilerim açık seçik şeyler gördüm. Hı. Yani o kadar utandım. Beni öne oturttu tam önünde duruyor. Hı. Ya baktım çevirdim falan filan. Dedi ne oldu dedim komutanım ya bunu kaldır dedim ya. Komutanım dedim ben çok utanıyorum dedim ya. Çünkü benim ömrüm yatırı okullarda geçmiş ya. Evet hocam. Bu da askeri okullar. Ben hiç böyle bir şey görmemişim ömrümde ya. Namazımda, niyazımda ilkokul 4'ten beri bir adamım yani. Evet. Ya o Şahin dedi öyle deme dedi ya. Ben görmüyorum bile. Ula tam direksiyonun önünde, gözünün önünde. Dedim öyle mi komutanım? Dedi evet dedi görmüyorum dedi. Benim içim dedi hakla, dışım harkla.
İşte biz bu insanları ne yapacağız? Hem uykuda olan insanları hem de bu insanları böyle çuvaldızdan bir şeyden dürteceksin, uyandıracaksın. Ya diyeceksin kardeşim, senin için hakla, dışın da hakla değil, hakla olsun, hakkın emirlerini yerine getirerek hareket et. Evet. Hareketi, kanunu uygulamaya çalış. Sen ne içim hakla, dışım hakla diyorsun? Yani şimdi onun için bunları mutlaka uyandırmamız lazım. Dolayısıyla bunlarla ne yapabiliriz? Biz bir vahdet, bunları uyandırarak uykudan ve bunların kavramlarını yeniden şekillendirerek bunları hakkın yolunda harekete geçirebiliriz. Osman kardeşim, şunu söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Allah'ı birleyen ve Allah'ın kanun koyucu olduğuna iman eden, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin de sahih sünnetine şüphesiz inanan Müslümanlarla biz ne yapabiliriz? Bir vahdet içerisinde, vahdette, o da birliktelik manasında, yani birliktelik sağlayabiliriz elhamdülillah. Hocam, Allah razı olsun hocam. Peki dinimize göre vahdetin hükmü nedir? Vahdetle ilgili ayet ve hadislere de girer misiniz? Tabii tabii, onlardan da bahsedelim yani. Dinleyici, ya o kadar ayet-i celile var ki, o kadar hadis-i şerif var ki. Buyurun hocam. İnan, birkaç konuyu uzatmama açısından olsa kardeşlerim bakabilirler. Benim dediğim efendim ayet-i cellelere hatta. Buyurunuz hocam. Çok var ama ben birkaç tane aklıma geldikçe onları da söylemeye çalışayım inşallah. Mesela eğer biz bu ayeti okuyacağım, söyleyeceğim ayet-i cellelere var onları. Aklımdakileri inşallah. Bu ayet-i cellilere ve hadis-i şerifler inan ki hayata geçirilse elbette biz birlikte de olabiliriz, kardeş de olabiliriz. Yeter ki bu ayetler ya. Evet. Mesela Rabbimiz Ali İmran suresinin 103. ayetinde ne buyuruyor? Hep birlikte Allah'ın ipi. İpi nedir? Kur'an. Evet. Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşerek parçalanıp fırka fırka, bölük bölük, pörçük pörçük dağılmayın. Aynen ayet-i celle. Yine hani Ali İmran'ın 105. ayet devamında. Aynen diyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra ayrılığa düşerek dağılan ve ihtilaf edenler gibi olmayın. Ümmet birliğini bozanlar için kıyamet günü büyük bir azap vardır. Evet, bak, bak, Allah korusun. Bak, azap da var. Rabbim evet. Aynen gösteriyor. Diyor ki birliği bozarsan sen karşılığında ceza yiyeceksin. Çok şiddetli bir ikaz var. Tehdit bravo, var. Evet. Bravo. Ve yine Nisa suresi 75. ayette. Aynen. Ey müminler, size ne oluyor ki Allah yolunda zayıf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Vay be. Ey müminler, iman edenler. Evet, evet. Ve yine Enfal suresinin 46. ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da gücünüz gider. Rüzgarınız kesilir ve devletiniz elden gider. Evet, evet. Bak bunlar hep vahdetle alakalı ha. Tabii. Yani vahdet olmadığı zaman devlet de kalmıyor, güç de kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor. Hocam burada müsaadenizle bir araya girmek istiyorum. Özür dilerim. Tabii Müslümanlar İslam tarihine baktığımız zaman Müslümanlar özellikle kendileriyle savaşmaya başladıktan sonra zaten gücümüz gitti, dağıldık. Bravo. Ve şu anki hakikaten sıkıntılarımızın ana kaynağı da kendi içimizde birbirimizle savaşmak. Birbirimizle savaşmamız. Evet. Evet. Onun şeyi ne? Karşılığı neden? İşte ayet. Evet. Yapmayın diyor ya. Allah yapmayın diyor ya. Ya kanunumu uygulayın ya. Ne diyorum? Ne diyor Rabbimiz ya? Evet hocam. Buyurunuz hocam. Buyurun. Yine Mü'minin suresi 52. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Ve işte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden korkup sakının. Yani bak bak. Bak sizin bu ümmet vahdet. Evet. Bak aynı mahalle. Bak düşünebiliyor musun? Tek bir ümmetsiniz. Ben de sizin Rabbinizim yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmetiz diyoruz ya. Sadece bizim grup değil, bizim cemaat değil, bizim fırka, bizim tüm Allah'a iman eden bir ümmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iman eden bir ümmet. Bu ümmet tektir. Allah da tektir diyor. Ben de tek. Ben de bir. Yine Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Rum suresinin
Buyuruyor ki Rabbimiz, dinlerini parça parça edip kendileri de fırka fırka olan müşriklerden olmayın. Bunlardan her bir grup kendi yanındakiyle övünüp sevinç duyar. Aman ya Rabbi. Aynen ya. Hocam bu ayeti size okuyunca aklıma Türkiye'de özellikle kendini biliyorsunuz açıklıkla ifade edeyim ama çeşitli gruplar işte bir dönem hizmet hareketi dendi. Bir dönem işte efendim şu yapı bu yapı gibi çeşitli Allah'ın biz Müslümanlara size din olarak İslam'ı seçtim ve size Müslümanlar ismini verdim demesine rağmen Allah'ın vermiş olduğu bu ismi beğenmeyip işte biz Süleymancıyız, biz Nurcuyuz, biz hizmet hareketiyiz biz gibi biz falanca tamam. Tarikatçıyız falan gibi ya. Övgü kendi gruplarını öne çıkararak övüç kaynağı edindiler. Aynen. Allah ama emir buyuruyor Osman kardeşim. Hocam, tabii ya. Hem de Rum suresinde 31-32. Ayetlerde. Ya övünmeyin ya. Birkaç tane hadis-i şerif söylüyor mu? Tabii hocam lütfen buyurun. Mesela özellikle Müslim sahihin dediğimiz Müslim ve Buhari'de geçen hadislerde efendim sahih hadisler bunlar şöyle buyuruyor Resul sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yalnızlığa terk etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun bir sıkıntısını giderir. Yine Müslüm'de geçer. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. La yukmunu ahadukum hatta yuhubbeli ahihi ma yuhubbuli nefsi böyle gider. Bu sahih hadis de bunun üzerine gerçekten böyle o kadar etkilendiğim bir hadis yani. Evet gerçekten. Tabii. Dehşet hadisler. Yine Müslüm'de geçen bir hadis-i şerif daha söyleyeyim. Evet. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin, birbirinizle haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, dargın durmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun kardeş. Bak ya, 1400-1500 sene önce. Aman ya Rabbi, evet. Aman ya Rabbi. Osman Bey kardeşim, bize vahdetin hükmünü sordunuz galiba az önce. Evet. İşte. Yani gördüğünüz gibi şunu söyledim zaten. Bu kadar ayet-i celilere ve bu kadar hadis-i şeriflerle okuyamadım yüzlerce hadis-i şerifte ayet var bu konuda. Bunlar neyi ifade ediyor? Vahdeti. O zaman nedir vahdet? Farzdır. Hatta inan farz-ı ayındır. Evet. Yani bu en önemli farz. Yani dinimizin mükellef olan her Müslümanın bizzat yapmasını ve sakınmasını istediği açık ve kesin olarak emrettiği hükümler farzdır. Bunu bilmemiz lazım. Ne gibi mesela dersen, ya iman etmek, efendim namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. İşte bunu da bak millet bilmiyor. Müslümanlar bunu anlamamışlar. Bir de namaz gibi vahdet içinde olmak. Bu evet. Da farzdır. Ya aynı. Evet. Farzları terk etmek ise kesinlikle haramdır. Yani doğru. Bunu size söyleyeyim Osman evet, Bey kardeşim. Evet. Allah razı olsun hocam. Allah sizden de razı olsun. Bir de hocam bizim mahalleden diye söylediklerimiz var ki bunlar Allah'ı tevhid edip peygamberimize de iman ederler. Ancak bunlar her bir vahdet içinde olmazlar. Hem de birbirlerini tekfir ederler. Bu konuda çok önemli. Ya bravo bu aslında günümüzün yani, çok önemli bir konu. Evet, günümüzün evet. Hastalığı. Hastalığı diyelim. Evet hocam. Yani inan akıl tutulması yaşar insan yani. Yani bunu efendim mesela bu tekfir konusunu daha da uzun anlatacağım ileride ama madem sordunuz kısaca da bunlara da değinmeye çalışayım. Insanlar. Ayrıştırıyor hocam. Allah razı olsun. Bu yaklaşım Müslümanları birbirinden kesinlikle. Ayrıştırıyor. Hemen ötekileştiriyor. Ötekileştiriyor. Evet. Hemen. Şimdi yani sorunuz da gerçekten çok güzel. Esas gelelim. Bizim cenah dediğimiz, bravo, bizim mahalle dediğimiz, böyle bizden görünüp de bizim gibi hareket etmeyen, hatta, haşa, bizi tekfir eden çapsız, hadsiz ve hudutsuz, haddi hududu yok derler ya. Bunlar ne çapsız adam ya. Bu beyinsizlere gelecek olursak, bizim esas meselemiz de, Osman kardeşim, ben inan diyorum, en zor meselemiz de budur. Ya bunlardır. Yani zaten Osman kardeşim fırtınanın yakaladığı açık kapı daha burasıdır ha. Evet, evet hocam.
Yani bir sel geliyor ya da bir baraj oluşuyor. Baraja her taraftan sular akıyor. Geliyor değil mi? Evet. Doluyor baraj. Fakat barajın önündeki setten bir delik açılsa ola boşalıyor gidiyor ya. Doğru. Ve o delik de gittikçe genişliyor. Doğru. Bizim ruh hastalığı dediğimiz tekfir hastalığıdır. Hasta adam. Şimdi Allah yani Rabbim yani o kadar da bir acı durumdur bu. Yani üzülmemek hakikaten. Maalesef. Yani acı çekmemek, hüzünlememek elde değil. Hani ormanlık böyle bir arazide ağaçlara sormuşlar. Demişler ki insanların sizi baltayla kesmesine ne dersiniz? Demişler ona ne diyelim? Baltanın görevi bizi kesmek, yıkmak. Kesten sonra yıkıyor. Evet. Yani kesmek, yıkmak. Biz buna bir şey diyeceğimiz yok. Lakin o baltanın sapının olması gücümüze gidiyor. Bizden olması ya. Evet hocam. Doğru. O baltanın sapı bizden diyor. Ağaçlar o da beni kesiyor ya. Bunlar da bizden. Evet. Allah bir, peygamber bir, Kur'an bir. Evet. Efendime söyleyeyim. Fakat nedir? Bizi tekfir ediyorlar. Allah'ın Hucurat suresi 10. ayeti var. Malumunuz. Bu ayetin hilafına ancak mümin innemel mü'minine ihvetun. İnneme ancak müminler kardeştir. Bunun hilafına böyle nasıl bir hastalıktır? Nasıl bir hastalıklı ruh halidir? Bu inanın ki anlamam mümkün değildir. Tekfir ettiği konular ne biliyor musunuz? Buyurun hocam. Ayet ve sahih hadis olmayan içtihadı konuların israflarıdır. Yani kendisinin tabi olduğu müçtehidin, müfessirin, imamın, üstadın, şeyhin her ne ise bu zatların tevillerini, yorumlarını yani içtihadını demek istiyorum. Allah'ın dininin doğrusu işte budur. Bunun dediği doğrudur diyerek bunları kabul ediyorlar ve doğrusu da budur demeyenleri de tekfir ediyorlar. Ya senin müçtehidin bunu demiş. Sen bana niye illa bunu doğrudur de demiyorum. Sen efendim ben seni tekfir ediyorum. Peki gidiyor benim arkasından başkan Şahin Hoca dedi ki onu tekfir etmiyorum. Şahin Hoca'yı da ben tekfir ediyorum. Gidiyor onunla da onu da tekfir ediyorum. Onu demeyelim ben tekfir ediyorum. Onu da demeyelim. Ulan kimse kalmıyor. Tabii maalesef. Tabii bir ruh hali hastalıklı bir ruh sıkıntı hocam. Nasip olursa inşallah bu tekfir hastalığına da girip ileride konumuzda izah etmeye çalışacağım inşallah. Hocam kumanda masası beni uyarıyor sanıyorum. Mustafa kardeşim kaç dakikamız var bir ara vereceğiz. Eğer şeyse diğer bir sorun var onu sormadan ara verelim mi daha sonra mı tekrar? O zaman hocam bir 10 dakika daha sohbet evet. edelim ve zaten bitirir inşallah. Hocam içtihadi konular dediniz ya bunu biraz açar mısınız? Bu zaten? Aslında önemli bir konu evet, yani. Buyurunuz hocam burada zaten yani kırılmaların yaşandığı bravo, yer buralar. Bravo bunu böyle tek tek anlatayım. Gerçi biraz zamanımızı alacak ama hakkımızı helal edin. Buyurun. Bunu biraz daha böyle ağır şey etmek istiyorum. İzah etmeye çalışmak. Lütfen hocam buyurun. Buyurun. Yani. Biz kumanda masasından izin de alırız. Devam eder programımız. Mesela Osman inşallah. Bey kardeşim bakınız. Osmanlı Anayasası'nın yapıcısı anayasa yazmış. Kim? Ahmet Cevdet Paşa. Mecelle diye bir kanun var. Anayasa var. Bu mecellenin 14. maddesine baktım ne diyor biliyor musun? Ne diyor hocam? Geçen mevridi nasta içtihada mesak yoktur. Yani hakkında nas olan neler var? Nas dediğimiz ne? Ayet ve sahih sünnet diyelim değil mi? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. He. Yani ayet ve sahih sünnet olan konuda içtihat, yorum, tevile ne gereği gerek yoktur. Yapılmaz. Evet. Aynen cevaz verilmez. Tabii. Ne kadar güzel değil mi? Tabii hocam. Ha. Bak şimdi yani hakkında nasıl olan bir hüküm? Yani namaz, oruç, faiz, içki, mirastan erkeğin iki pay alması, Müslümanların birlikte olmaları gibi konularını, hükümleri, içtihat konusu, bu hükümler içtihat konusu olamaz. Aya kabul etmişler. Ta o zaman bile yani. Kendileri yapmışlarsa neyse ama bu var. Evet. Yani bundan şunu anlarız. Ayet ve sahih hadis olan yerde içtihat yoluna gidilmez. Yani İslam hukukunda şeriatın hükümleri kesin delillerle yani açıkça ayet ve hadislere dayanıyorsa içtihada yer verilmez. Evet. Peki neden diyeceksin o zaman içtihada yer verilmişler? İstiraflı konular işte içtihada yer verdiklerinden çıkan ihtilaflı konulardan birbirimizi tekfir ediyoruz ya. Evet. Ya ayet ve hadisten sahih hadisten değil. Müştehitlerin, müfessirlerin, üstadların, efendime imamların ne aklına gelirse. Bunların zannı yorumlarında. Çoğunlukla da içtihat
hakkında nas bulunmayan olayların hükümlerini belirlemek için yapılır. Yani ayetlerin hükümleri bellidir. Sahih hadislerin hükümleri bellidir. Yeni yeni olaylar meydana çıkıyorsa, yeni yeni olaylara göre efendime söyleyeyim ne yapılabilir, bu yapılabilir. Mesela şöyle, örneğin diyelim Allah-u Teala ayeti cellede biliyor, annenizle babanı öf bile demeyin değil mi? Evet. Ya bu Allah öf diyor. Acaba şunu diyebilirsin. İçtihat yapabilirsin bunda. Öf. Acaba peki sövse annesini babasını dövse. Ama nedir? Bunu demek ki bu öf en küçük halidir Osman abi. Evet. Yani onları kesinlikle yapamazsın, onu yazabilirsin. Yani kardeşlerim, dövemezsiniz, sövemezsiniz çünkü en küçüğü öftür. Allah bunu de. Tabii. Yani bu. Yani açıkça olan şeylerde zaten yapılmaz bunlar. Önemli olduğumuz, müsaade ederken böyle kısaca biraz da özetlemek istiyorum. Buyurun hocam, buyurun. Müslümanların din adına faydalanacakları birinci kaynak neydi? Kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peki ikinci kaynak, ikincisi Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden, teyit eden, tebliğ eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir hadisleri ve sahih pratik sünnetleridir. Onun için Kur'an'ın emrettiği bir ibadeti hiçbir müçtehidin içtihadı yasaklayamaz. Bak, Kur'an'ın emrettiği ibadet. Tabii tabii hocam. Vahdet de. Aynı. Namaz da, oruç da, zekat da, ibadet. Haram kıldığını da hiçbir müçtehid haram kılamaz. Dolayısıyla içtihatla sabit olan bir şeyin hükmü mübah kılamaz diyelim. Haram, ayet-i celle haram dediyse sen mübah kılamazsın, helal da diyemezsin. Diyemezsin hocam. Tabii. Yani içtihatla sabit olan bir şeyin hükmü hiçbir zaman kesin değil, ancak zan olarak kabul edilir. Bu zandır. Herkesin yorumudur. Zan demek yorumu. Mesela manasının delilleri zanni olan bir şahsın veya herhangi bir müçtehidin kendi açıklama veya yorumları diğer bir başka müçtehidin yorumlarıyla, fikirleriyle uyuşmayabilir. Elbette. Doğal 4 tane imam var. Tabii. Ya Osman kardeşim, 4 tane imam var. 4 diyelim mezhep kurmuşlar değil mi? Biri diyor ki Maliki mezhebinde saçı mesedeceksin ya. Evet. Şimdi mes geçiyor Kur'an'da, Maide 6'da. Geçiyor, diyor ki saçın tamamını mesedeceksin. Şey diyor ki Ebu Hanife, diyor ki ya 4'te birini mesedeceksin. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki hayır, 3'te elini mesedeceksin yeter. Ya bu bunun yorumudur. Evet. Sen mesed nasıl edersen et. Evet, yani bundan doğru. Kimi şey edebilirsin? Tekfir edebilirsin, suçlayabilirsin yani. Şimdi bu ihtilaf esasında konu da yani ihtilaflardan kaynaklanmaktadır. Birbirlerinin tekfiri. Bunun gibi. Halbuki hiç gerek de yok. Akılsız doğurmamak gerekir. Dolayısıyla çözüm bekleyen bu yeni problemlere eğilmek ve bu meseleleri yorumlamak gerekir. Bu da normaldir. Ancak normal olmayan nedir Osman kardeşim? Buyurun. Biliyor musun? Normal olmayan şudur. İslam dinine kendisini nispet eden insanların bağlı veya bağımlı olduğu müçtehidin. Bağlısın, müçtehid ya da bağımlısın adamları. Bir yerden göbekten bağlısın. İman etmişsin adama. Ya da müfessirin, ya da imamın, ya da üstadın, ya da şeyhin. Bunların zannı yorumlarını başka insanlara az önce yine söyledik. Onu bir daha tekrar edeyim. Bu başka insanlara inanç esası olarak İslam dininin inancı budur diye bunu dayatmak, kabul etmeyenler de tekfir etmek, hiç kimsenin inan haddi de değil, hakkı da değil, hukuku da değil. Çünkü Allah bizleri bu gibi zatların dini yorumlarına itaat edip etmeyeceğimizden sorguya çekmez ya. Sen İmam Ebu Hanife'nin şu yorumuna uydun mu? Niye uymadın? Uymayan şunu tekfir ettin mi? Etmedin mi? Rabbim bunu sormaz. Rabbim Zuhruf suresi var 44. ayette. Evet. 43. sure. 44. ayette diyor Kur'an'dan biz sizi sorguya çekeceğiz Rabbimiz diye. Ya. Bu Kur'an'dan hesaba tabii, çekeceğiz. Tabii. Hocam asıl mesele Allah evet. Razı olsun. Ne anlaşıldı değil mi? Evet ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Müslümanlar arasındaki vahdeti bozan ihtilafların kaynağı nelerdir, açıklar mısınız? Ben birazcık hocam burada buyur. Rivayet kültürünün bravo. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber Müslümanların gerçekten Kur'an'dan uzaklaşmaları, Kur'an'ı okumamaları ve Hazreti Peygamber'in sahih sünnetinden kopuk bilgilerle İslam algısı oluşturmaları neticesinde benim kanaatim çok etkili olduğunu düşünüyorum. Siz çok bu konuda neler demek çok istiyorsunuz? Çok doğrudur. O da bir efendime söyleyeyim ne derler ona? O da aynı zamanda
tetikleyen bir unsurdu. Evet hocam, evet. Vahdetsizliği, birlikteliksizliği, birbirini tekfir etmeleri. Şimdi Osman Bey kardeşim, özellikle günümüzde bu ihtilafların sebebi dedik ya, mesela çoğunlukla nefsi olup insanın hevasından kaynaklanan cemaat ya da cemiyet ya da dernek ya da vakıf taassubu. Evet. Ondan sonra liderlerin enaniyetleri, böyle kendi kendime kafama yazdım. Doğru. Efendime söyleyeyim. Liderlerin enaniyet ve bu liderlere körü körüne bağlanmaktan kaynaklanmak. Ve bunların yorumlarını da mutlak kitap budur, mutlak doğru budur diye düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Müslüman toplumda kolaya kaçma, kolayca cennete girme şeklinde böyle kendini gösteren bir yanlış anlayış vardır. Müslümanlar, efendime söyleyeyim, hep kendileri dışında birileri gelip bizi kurtarsın, birileri bizi cennete götürsün diye bir arz vardır Müslümanlar tarafından. Bu arza karşı da elbette bir sürü kurtarıcılar, mehdiler, meclisler, liderler çıkmış. Talep efendim olunca, değil mi? Bunlar da ne yapmışlardır? Bu talebe karşılık vermişlerdir. Evet. Bunu bilmeyecek ne var yani? Demek ki toplumdaki bu aşırı talep arzı üretiyor. Ve dolayısıyla bir takım kurtarıcı şahıslar dediğimiz, efendime söyleyeyim, peyda oluyor. Bunlar toplumu kurtarmak istedikleri için önlerine çıkan yanlış bildikleri, özellikle söylüyorum, yanlış bildikleri dost doğru dini, elhamdülillah İslam dinini ezemezler de kendilerince ezmekte bir sakınca görmüyorlar. Bunlara bağlanan insanlar da nefislerini birleştirince ortada ne din kalıyor ne de iman. Şimdi sormak istiyorum Osman kardeşim. Bakınız, Allah rızası için söyler misiniz? Bizim yüzlerce Müslüman grupçukların grupçuklar var. Değil mi? Tahmin edebiliyoruz yani. Türkiye'de o ne yüzü? Belki 1000 tane. Doğru hocam. Grupçuklar var. Peki bunların liderlerinden hangisi liderliğinden vazgeçebilir? Ya da kendisi gibi düşünmeyen Müslüman kardeşini çağırıp onun görüşünü alabilir? Var mı yani? Ben düşünüyorum, düşünüyorum, aklıma gelmiyor. Veya bu liderlerin hangisi adil bir şura ile lider seçimi yapabilir? Veya hangisi tasarrufunda bulunduğu para, insan ve mülkün tasarrufunu bir jüriye devredebilir? Yani edebilirler mi? Elbette, inan, vazgeçemezler de bunlar, devredemezler de. Bunlar vahdet için ihtilaf teşkil eden sorunlara çözüm aramak yerine aldatılmışların tepesinde daha büyük sorun olmuşlardır. Bu sefer de öyle bir zaman gelecek ki Müslüman grupçuklar var ya bunlar, Kur'an'la tanıştıklarında aynen sizin dediğiniz gibi Kur'an'la tanışacaklar inşallah. Yani bu grupçuklar tanıştıklarında sırf bunlardan, bu müştehit dedikleri, şeyhim dediği, mürşidim dediği, üstadım, liderim, benim, onun dediği doğru diye kabul ettikleri, bunlardan kurtulmak için bu sefer çaba harcayacaklardır. Hala daha çoğunluktaki böyle Müslüman grupçuklar liderlerinin bir bildiği, efendime söyleyeyim, yaptıklarının hatta bir hikmeti olduğuna iman ediyorlar ya. Bu zatların görüşlerinin İslam dininin olmazsa olmaz doğrulardır diyerek kendi liderlerinin efendim yanlışını, böyle bir yanlış yaptı, bunu ne yapıyorlar? Başkalarının doğrusuna, hatta dinin doğrularına tercih ediyorlar. Müştehidin yanlışını getiriyor. İslam dinin bunu söyledi, yok benim imamım böyle dedi. Kardeşim sen ne anlarsın? Tövben avzubillah. İstersen ayet götür, istersen şeydi. Bunlar pratik değeri hiç olmayan teferruatla ilgili israflı küçük meseleleri tartışıp diğer cemaat mensuplarını eleştiri topuna tabi tutarlarken kafirlerin topa tuttuğu temel İslami değerlere kesinlikle sıra gelmez. Bilirsiniz mesela Fatih'in ordusu İstanbul'u fethetmek için toplarla Bizans'ın surlarını dövüyordu. Biz evet, öyle tarihte okumuştuk değil mi? O zaman ne yapıyorlardı papazlar? İstanbul'da toplanmışlar, efendime söyleyeyim, Ayasofya'nın içerisinde haftalarca böyle meleklerin cinsiyeti nedir? Firavun ölmeden Hazreti Musa iman etmiş miydi? Etmemiş miydi? Yani bu gibi tartışmalarla meşgul oluyorlardı. Osman kardeşim, inanın ki bunu da söylüyorum. Yani bizim bu cenahın var ya, bu mahalle dediğimiz, böyle bunların da pek onlardan farkı yoktu. Bu tartışmalar önümüze geldi. Maalesef hocam. Hatta daha da aşırı bak, bir aşağılık kompleksi içinde. Yok efendim, hani benim mezhebim, ben efendim falan mezhep batıldır, benim mezhebim haktır. Mensup, bunların kafir, mensupları kafirdir. O mezhebe bağlı. Ya Allah Allah. Ben falan cemaate ve filanlarla bir araya gelmem. Filan memleketten adam çıkmaz.
Onun olduğu yerde ben yokum. Şu kitabı, şu gazeteyi, şu dergiyi, şu yazarı okuyanlar bizden değildir. Bunları okuyanlarla işbirliği yapılmaz. Böyle bu gibi bir anlayışlardan kesinlikle vahdet çıkmaz. Ancak tefrika ve fitne çıkar. Şimdi hatta Osman kardeşim bir Türkistan eskileri vardı. Bu İsa Yusuf Altekin 1949 yılında Çin işgal edince onun çok güzel bir lafı vardı. Aklıma geldi. Buyurun hocam. Diyor ki aynen. Diyor ki Çin 1949'da bizi işgal ederken bu Türkistan'ın lideri İsa Yusuf Altekin. Evet. Topraklarımızı işgal ederken bizler camide oturmuştuk. Ne diyorduk? Allah'ın 99 ismini acaba 99'luk Esma-ül Hüsna ismini 33'lük tesbihle mi çeksek çok sevap? Efendim 99'luk tesbihle mi çeksek çok sevap? Biz onu diyordu. Vallahi adam böyle yazmış. Biz onu derken Çin bizi işgal etti. Maalesef hocam. Halim, şu anki halimizde. Şu anda bizim durumumuz aynı değil mi ya? Evet aynı. Aynı. Gerçekten aynı hocam. Allah akıl fikir versin hepimize diyelim. Amin. Allah razı olsun. Şahin hocam bir de Türkiye'de yüzlerce tevhid eksenli yapılar, grupçuklar var. Öyle düşünüyorum yani. Küçük küçük Kur'an übekleri var. Yani bunları duyuyoruz, görüyoruz. Peki bunlara vahdedi gerçekleştirme noktasında neler yaparız? Nasıl bir araya getirebiliriz? Ne gibi çözümler sunabilirsiniz hocam? Bu grupların vahdedi... Ya bunların gerçekten çözümleri vardır. Bunları da kısaca geçeyim vaktimizle fazla almadan. Buyurun hocam. Mesela bunların esasında çok ihtilaflı konular hakikaten de çok küçük meselelerdir yani. Öyle büyütülecek bir mesele değildir. Ama insanların cahili ama olmuyor, başaramıyoruz olmuyor. Hocam. Ya başaramıyoruz. Küçük, ihtilaflı, önemli değil diyorlar ama başaramıyoruz ya, hocam. Ya bu da işte bizim insanlarımızın cahilliğinden kaynaklanıyor. Ama ben bir 5 madde böyle söyleyeyim. Buyurun efendime hocam, söyleyeyim. İnşallah. Yani bunlarla biz biraz daha hocam, bu grupçuklar da malumun Osman kardeşim yani dedik ya yüzlerce binlerce grup. Dağılmış. Hani bir şiir var. Buyurun hocam. Buyurunuz hocam. Diyor ki buyurun. Evet o şiir çok hoşuma gidiyor. Buyurun, aynen vahdeti de bu grupçukları anlatıyor. Dinleyicilerimizle paylaşalım hocam. Diyor ki ipi kopan tesbihim dağılmış tane tane acı ama teşbihim hani nerede imame taneleri toplayın hak ipine derleyin bir imame bağlayın vahdet gelsin meydane. Ne güzel değil mi çok söylemiş ya? Çok güzel ya. Şimdi bu şiirde gördüğümüz gibi bu tesbihten kopan taneler gibi bu grupçuklar Allah'ın izniyle böyle bunları toplayarak Allah'ın ipi Kur'an'ın ve sahih sünnetin örnekle birlikte hareket edersek Allah'ın izniyle vahdet oluşacaktır. Şimdi vahdet içinde olmak isteyen bir cemaatin lideri özellikle birinci söylüyor. Ne birinci madde? Bu lider yalnız ben merkezci ise cemaatlerin öncelikle bu gibi kurtarıcılardan kurtulması lazım. Çünkü bu liderler kendilerini kemalist sistemin ürettiği dernek, parti ve vakıf ayarında göremezler. Evet. Hatta ben hatırlar mısınız Kemal Demir vardı Kızılay'ın tam 40 sene başkanlığını yaptı. Atilla Taçoy vardı hava yollarının genel müdürüydü 35 sene kaldı. Efendim Derviş Günday emekli asubay istiyam asubay 35-38 sene şey yaptı. Efendim şoförler cemiyeti genel başkanlığını yaptı. Ya onlara bak Erbakan'a Demirel'e Türkiye'ye geçmiş. Arkadaş ya 30-40 sene ya. Biz onların bu sistemin yetiştirdiği bu insan. Biz onların ayarında olabilir miyiz ya? Evet. Ayağımızı diretip de bu olmazsa olmaz diyebilir miyiz? İkincisi ne? Yani bunlar layüs el olamazlar. Hiçbir İslami lider. Evet. Sorgulanamaz olamazlar. Yani. İkincisi vahdetin farz olduğunu bilen ve vahdeti özleyen Müslüman grupçuklar öncelikle ortak bir mekan belirlemeli. Bak. Evet. Bu benim kanaatimdir yani. Tabii tabii hocam kanaatlerinizi paylaşıyorsunuz. 30-40 yıldır düşündüklerim yani bunlar. Böyle her yerde her cemaatte ya nasıl olacak nasıl olacak bu Müslümanlara düşündüklerim böyle yıllardır. Hepsinde dediğiniz girişte belirttiğiniz gibi hepsini hemen hemen tanıyorum yani. Evet. Şimdi bunlar öncelikle bir mekan belirlemeli ve burada Müslüman bir platform oluşturmalıdırlar. Bu platformun liderliğine hiçbir gruba mensup olmayan tüm tevhid ehli grupçukları kucaklayarak bir lider seçmelidirler. Lidere yardımcı olarak kendi gruplarından veya grubu olmayan tevhid ehli birer kişi seçebilirler. Üçüncüsü,
vahdette buluşmak isteyen grubun öncüleri kendilerinin de yanılabileceklerini hesaba katarak ihtiyatla hareket etmeleri ve diğer Müslüman cemaate mensup kardeşleriyle tartışmaksızın sohbet etmeyi bilmelidirler. Onların yanlışlıklarını ispat etmek ve kendi yorumlarını onlara kabul ettirmek yerine öncelikle acaba ben yanılıyor muyum? Bizim düşüncemizde de bir yanlışlık olabilir mi acaba diyebilmelidir. Tartışılabilir doğrularını da mutlak doğru budur diyerek ilan etmemeli, kimseye de diretmemelidir yani. İnsanlar bu insanları kendi doğrularına, kendi mezhep, meşrep, metot, dernek her neyse vakıf ve faaliyetine davet etmek yerine gelin 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 eskiden karpuz satarken gel 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 kırmızı karpuz. Yahu neyi çağırıyorsun? Efendime söyleyeyim, kesmece karpuz değil bu. Yani kendi şeylerine Osman kardeşim bulundukları yere çağıracağına Kur'an ve sahih sünnete davet etmelidirler. Ayrıca bir filin, mesela bir filin örnek olarak diyorum, ayrı ayrı yerlerinden tutan bu cemaatler sadece kendi tuttukları yerin fil olduğu iddiasına kapılmamalıdırlar. Herkes tutmuş. Ula bu fil benim. Ula bu fil. Yahu kardeşim hepiniz tutmuşsunuz. İşte bu vahdettir ya. Gelin ya. Evet. Senin değil bu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Beşinci olarak Müslümanlar bu ihtilaf ettikleri konulardan ziyade ittifak halindeki konulardan yola çıkarak müştereklerini artırmalı, dostluk ve sevginin giderek samimiyete ve işbirliğine dönüşmesini hedeflemelidirler. Ayrıca bütün Müslümanlara gönül tercümanı olarak el uzatmalı, gülümseyen yüzlerini sevgi dolu ifadelerle zenginleştirip kardeşlerine ikram etmelidirler. Müslümanların ziyaret, Müslümanları bütün bu grupçukları tek tek Osman kardeşim hep düşüncem o, ziyaret etmeli, onları sevdiklerini ispat edecek yaklaşımlarda bulunmalıyız. Hoşgörüyü tüm Müslümanlara, hörgörüyü ise sadece kafirlere göstermeliyiz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bu efendime söyleyeyim, Saf suresi var, 4. ayeti cellede. Ne buyuruyor Rabbimiz? Şüphe yok ki Allah kendi yolunda hepsi birbirine kenetlenmiş müstahkem bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever. İşte bunlar bu Allah'ın ayetini hiçbir zaman akıllarından çıkarmadan hareket etmelidir ve buna göre davranmalıdırlar. Evet hocam. Şahin hocam bir de yani bütün bunları güzel izah ettiniz. Allah evet. razı olsun. İnşallah dinleyici kardeşlerimiz de bu noktadaki sizin katkılarınızı önemser ve bu şeylere yönelirler. Hocam peki son olarak neler söylemek istersiniz? Programımızda bir hayli vakit var. Evet evet evet, inşallah onu da hemen kısaca geçeyim inşallah düşündüklerimi. Yani Osman kardeşim, vahdeti dedik sağlamaya çalışmak farzdır ve bu da Kur'an ayetleriyle de sabittir. Vahdetin sağlanması için de Müslümanlar Kur'an ve sahih sünneti rehber edinmeli. Şahsi ve grupsal çıkarlardan uzak durmaya çalışmalıdırlar. Nasıl ki mesela bizler namaz kılarken 40 defa günde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yani ne diyoruz? Efendim biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden dileriz. Biz dediğimizde biz hepimiz ederim değil demiyoruz. Ederiz çoğulu kullanıyorsa. Değil mi? Evet hocam. Yani biz bunu böyle diyoruz. Efendim burada demek ne demek? Birlikteliği, vahdeti ifade ediyoruz. Bu aynı zamanda ben bilincinden biz bilincine yükselmektir. Mesela 4 biri ard arda toplasan 4 eder. Ama saf düzeninde toplasan 1111 eder. Bir kalem versen eline kurşun kalem kırarsın ama 12 adet bir düzine kalemi bir anda kıramazsın. İmanın temelleri olan, bir olan, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen, aynı peygamberin ümmeti olan, tevhidi düşünceyi hakim kılmak isteyen Müslümanlar birbirlerini kafir, müşrik ve sapık ilan etmeden tez elden asıllar etrafında bir araya gelerek birbirlerine kardeş gözüyle bakmalı. İhtilaflı konuları da Allah'a bırakmalı. Bak. Evet hocam. Çünkü neden Allah'a bırakmalı? Allah kararını verecektir bunu. Bu ihtilaflı konuları. Efendime söyleyeyim. Şuna emin olunuz ki Osman Bey kardeşim, yani o ihtilaflı konulardan da bahsedeceğim ama şöyle diyor ayet-i cellede, hangi ihtilaf, bu tip ihtilaflı konuları Osman kardeşim Rabbimiz emir buyuruyor. Bana bırakın diyor ya. Bak şöyle. Onun için hiç tartışmaya gerek yok. Mesela
Bakara suresinin 113. ayetinde Allah ihtilafa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir. Allah Allah. O zaman siz tartışmayın. Evet. Mesela 45. şey var, Câsiye suresi 17. ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Şüphesiz senin Rabbin hakkında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Yani bu ayetler de vardır. O zaman biz neden ihtilaf yapıyoruz? Değil mi? Evet. Onun için şunu emin olunuz ki, kısaca keseyim. Bundan sonra vahdeti oluşturursak, emperyalist kafirler hiçbir zaman Müslümanları boyunlarından tutarak yerlerde süründürüp çekip götüremez. Kundaktaki bebeklerimizi şişleyemez, annelerimizin, kızlarımızın namusunu kirletemez, zincirli kelepçelerle kardeşlerimizin ayaklarını kilitleyemez, Arakan'daki gibi buyurduğunuz gibi bacılarımızı soyup soğana çevirip haşa demekten bile utanıyoruz. Lan ahlaksız insanlar satırla canlı canlı bunları parçalara ayıramazlar. Eğer biz birlik olursak, vahdet içinde olursak. Elhamdülillah. Hocam, ağzınıza sağlık. Çok Allah teşekkür ederiz. Sizin duanızla inşallah dinleyicilerimizin de amin demeleriyle programımızı sonlandırmış olalım. Buyurun. Amin. Rabbimiz vahdeti sağlamak için fedakarlık yapan muttaki kullar zümresine bizleri de dahil et Rabbimiz. Amin. Rabbimiz hakikatin apaçık delilleri geldikten sonra parçalanıp ayrılarak birbirleriyle ihtilafa düşenlerin korkunç azabına bizleri müstahak eyleme. Amin. Vahdette buluşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımız bütün Müslümanlara, lanetimiz ise emperyalist kafirler üzerine olsun. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Evet değerli Radyo Denge dinleyicileri, bu akşam Şahin Özdaş hocamızla vahdet konusunu işledik. Hocamızla inşallah programlarımız gelecek haftalarda da devam edecek. Hocamız kendi çalışmalarını bizlerle paylaşacak. Radyo Denge olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Rabbim sizlere ve bizlere iki cihanda güzellikler nasip etsin. Bu programı gerçekleştirirken teknik masada Mustafa kardeşimiz bizlere yardımcı oldu. Buradan ben şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm.